Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bilgiler getirdim. Yılı çapkını varken Kızılcık Şerbeti dizisi için büyük hayaller kurmak hata olurdu. TV ekranlarının cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk 4 bölümü izleyicileriyle buluştu. Sıla Türkoğlu ile Doğukan Polat'ın başarılı partnerliği ile hayranlarının sosyal medyamı harekete geçirdiği dizinin hikayesi de ilgi çekici olmayı sürdürüyordu. Muhafazakar bir aileye gelin giden seküler bir ailede yetişen Doğa karakterinin hayatındaki değişimlerini ve iki ailenin kültür farklılıklarının ekranı yansıttığı dizi cuma rekabetinde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Kızılcık Şerbeti dizisi 4. bölümüyle tüm kişiler kategorisinde ortalamanın biraz altında reytingler elde ederek 9. sırada yer aldı. AB grubunda 6.lık ve ABC1'de ise 8.lik elde eden dizinin geçen haftaya göre bir miktar izleyici kaybettiği gözlemleniyor. 3. bölümüyle iyi bir çıkış yapan Kızılcık Şerbeti dizisi tüm izleyici grubundan da 4. bölümde düşüş yaşamış oldu. Bu durumun anlattığı bir gereklisi var. Kızılcık Şerbeti ne kadar etkileyici bir hikayeye sahip olsa bile Yalı Çapkını gibi çift haneli reytingler alan bir dizinin karşısında bu oranların üzerine çıkması artık pek de mümkün görünmüyordu. Ortalama reytingler ile yoluna devam etmek zorunda kalacak olan Kızılcık Şerbeti'nin bundan sonra hikaye bütünlüğünü sağlayarak heyecanlı, sürekli öne çıkartan ve merak konusu ile izleyicileri bir sonraki bölüme taşıyan bir senaryo düzenine ihtiyacı var. Çünkü dizinin reytingleri bir miktar daha düşüş yaşar ise bu durum projenin devamının sağlanması noktasından sıkıntılı bir sürecin başlangıç olacağıdır. Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. bölümü reytinglerden elde edilen deneyim dizinin orta sıraları aşıp da çok iyi reyting oranlarını gösteriyor. Bunun nedeni ise Yalı Çapkını dizisinin milyonlarca izleyicisi kendisine bağlaması olarak gözüküyordur.